Ekranların yol gösteren gezi programı rehbere hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim, bu sene geçtiğimiz haftalarda da söyledik. Havaların ısınmasını bayağı bekledik. Hatta öyle ki İstanbul'da benim kızımın mezuniyeti bile havalardan dolayı, yağmurdan dolayı bir hafta ertelendi. Türkiye'de nedense bu sene iklim bir türlü oturmuyor. Ama biz dedik ki en azından artık ekran karşısında şöyle masmavi denizi, doğayı, suyu sizlerle paylaşalım. Bu hafta rehberde ilk durağımız Mersin'in Erdemli ilçesi ve ekranlarınıza da geldiği gibi açılış anonsumuzu yaptığımız yerde meşhur Kız Kalesi. Hüseyin abiyle beraber arabamızı biraz yukarıya park ettik. Yürüye yürüye geldik. Okullar henüz kapanmasa da şöyle baktığımız zaman yine 30 derecenin üstündeki havada burada denizin tadını çıkartanlar sezonu açmış. 5 tane genç kardeşimle karşılaştık. Onlar burada su sporları yapıyor. Onlardan biraz bilgiler aldık. Biraz sonra buradaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi buranın, bölgenin sembol yapılarından biri Kız Kalesi. Efendim, 1199 yılında aklımda kalma sebebi şöyle: Osmanlı İmparatorluğu 1299, dedim ki burayı unutmam. 1199 yılında 1. Leon tarafından yaptırılıyor. Daha sonra çeşitli medeniyetlerde de tabii tıpkı diğer o yüksek tepelerde karada gördüğümüz kaleler gibi savunma amaçlı kullanıyor. İçinde şapeller var. Daha sonra ufak restorasyonlar geçiriyor. Ben internetteki bilgiyi söyleyeyim. Buradan uzaklığı 600 metre ve yüzerek buradan oraya gidiliyor. Peki hikayesi ne? Efendim, aslında bu tip yerlerin hikayeleri birbirinden farklı değil. Üsküdar'daki, İstanbul'daki Kız Kulesi'nin hikayesinin aynısı burada Erdemli'de Kız Kalesi için de var. Kız Kalesi aynı zamanda Erdemli'de bu ekranlara gelen bulunduğumuz mahalleye de adını veriyor. Burası aynı zamanda Kız Kalesi mahallesi. Kralın bir kızı var, falcıya gidiyor. Diyor ki senin kızını yılan sokarak öldürecek. Kral diyor ki benim bir tanecik kızım var, onun ölmemesi lazım. Ona güvenlikli bir yer yapmak için denizin ortasında bir kale yaptırıyor. Ama ana fikrimiz ne? Kaderden kaçılmaz. Kader neyse insan yaşar. İşte üzüm diyorlar, elma diyorlar. Yılan onun içine saklanıyor ve gelip burada bir şekilde kızı öldürüyor. Şimdi ben burada arkadaşlara sordum. Dedim ki buraya en çok nereden geliyorlar? Adana'dan mı, gurbetçiler mi, oradan mı? Dediler ki abi oradan da geliyorlar da buralar, dediler, Suriyelilerin parası olan, bu Mezitli'de işte kuyumculuk, emlakçılık yapan Suriyelilerin artık merkezi oldu. Hani şu anda bile dediler, burada bir kalabalık varsa büyük kısmı Suriyeli. Dedim ki siz su sporları yapıyorsunuz. Burada dedim çay kaçtıra, su kaçtıra abi dedi. Onu da dedi Suriyeli çocuklar belirliyor. Burada biraz beklersem dedi görürsün Suriyeli çocuklar çay ve su satıyor. Çayı 15 liradan, suyu 10 liradan veriyor. E dedim bizim gençler ne yapıyor? Abi dedi onların başka işleri var. Su pırıl pırıl. Suyu ver Hüseyin abi. Su pırıl pırıl. Daha o bunaltıcı, meşhur, nemli, insanı canından bezdiren sıcaklar başlamadı. Kalabalık çok fazla yok. Dolayısıyla suyun berraklığının tadını çıkartma şansına sahipsiniz yüzerken. İlerisi oteller bölgesi. Oradaki plajdaki şezlonglar otellere ait. Hatta beni görünce, şezlong fiyatını görünce burada gençler biraz sevindi. Abi dedi, müşteri geldi diye sevindik dedi. Televizyoncu olduğumu öğrenince, abi biz yemek yiyeceğiz, sen işini yap dedi. Bu arada menülerine baktım, karides yiyorlar. Demek ki işler iyi. Allah daha iyi versin, daha iyi yapsın. Efendim, iki şezlong, bir şemsiye 200 liraymış. Onu öğrendik. Pahalı değil mi dedim. Klasik şu cevabı verdi. Abi dedi, artık ucuza bir şey kalmadı ki. Şimdi şu manzara ekrana gelsin. Kardeşlerim yemeğini yesin. Sonra soralım bakalım su sporlarında neler var. Bu sporları yapmak için cebimizden kaç lira çıkacak? Buraya kadar gelmişken Kız Kalesi'ndeki konaklamayla ilgili bilgileri de ben size vereyim. Efendim, apartlar var burada. Apartlar
bayrama kadar olan fiyatlardan bahsedeyim. 500 liradan başlıyor, 3 kişi kalabiliyor, 1000 liraya, 1500 liraya kadar çıkıyor. Çevrede çok sayıda yazlık var. Yazlıkların da durumuna göre site içinde olması, havuzlu olması, aktiviteleri olması elbette fiyatları değiştiriyor. En ucuz evin fiyatı 500 liradan başlıyor. 2000-2500 liraya kadar bu fiyat çıkıyor. Otellerde ise şu anda bayrama kadar ortalama bir kişi kahvaltı dahil fiyat 600-700 lira bantında. Gençlerin hepsi dağıldı ama ben size söyleyeyim, burada deniz bisikletleri var. Bir saati 200 lira. Gelelim su sporlarına. Parasailing, paraşüt. Bir kişi 800, iki kişi 1000 lira, 10 dakika sürüyor. Jet ski 2 kişi 700 lira, 15 dakika sürüyor. Balerin 1 kişi 300 lira, 10 dakika sürüyor. Banana boat 1 kişi 150 lira, 15 dakika sürüyor. Lunar 1 kişi 300 lira ve bu neymiş? Flyfish, uçan balık. Uçan balık da şu herhalde değil mi? Hangisi uçan balık? Şurada olması lazım. Kırmızı olan, en arkada kırmızı olan. Onun fiyatı da 350 lira. Şunu şöyle yerine koyalım. Dediğim gibi fiyatlar bu şekilde. Yani bayrama kadar 500 liraya apart bulabilirsiniz. Ama bayramdan sonra bu fiyatlar artıyor. Yine hani konaklama bazında düşündüğümüz zaman burası Akdeniz bölgesinde böyle daha çok ailelerin tercih edebileceği, konaklayacağı bir tatil yeri. Akşam yürüyüşü var, yürüyüş yolu var. Dediğim gibi İnsanlar geliyor, sahilde oturuyor. Onun dışında da 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerde tabii ki onlara göre, verdikleri hizmete göre fiyat aralığında burada yerlerini almışlar. Dediğim gibi biz okullar kapanmadan önce çektik bu programı. Ona rağmen hafta içi çektik. Burada bir yoğunluk var. Ve tekrar edeyim, deniz şu anda aşırı kalabalıkta gelmediği için pırıl pırıl görüntüsüyle gel yüz diyor. Gezi ve kültür programı rehber diyoruz. Bazen gastronomi ağırlıklı olup sizlerden yorumlar gelince diyorum ki öbür hafta mutlaka gideyim, tarihle ilgili de bilgileri sevgili izleyicilerimizle paylaşayım. Az önce Kız Kalesi'ni ekrana getirmiştik ama orada çok önemli bir detayı unuttum. Hüseyin abi dedi ki gece giderken uyuyorsun, gündüzde fark etmiyorsun yolda. Sen geçen sene görmüş müydün az sonra söyleyeceğimi? Gerçekten mi? Ben görmemiştim vallahi. Şimdi benim sevgili abim İbrahim Küçük, Mersin Vali Yardımcısı. Mersin'de ne zaman izin gerekse sağ olsun hem müze müdürlüğüyle ve tabii ki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'yle de görüşüyor. Biz de bu güzel tarihi mekanların çekimini yapabiliyoruz. Geçen sene Mersin Valiliği çok emek harcadı. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok emek harcadı. Güneş enerjisiyle Kız Kalesi'ni aydınlattı. Ve geceleri de Kız Kalesi pırıl pırıl görüntüsüyle yıllar yıllar sonra çok güzel bir tablo gibi yerini aldı. Emeği geçen herkese, Mersin Valiliğine ve sevgili abim Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Hep geçeriz buralardan, bir tabela görürüm Kanlı Divane diye. Derim ki bu sefer çekeyim, derim ki bir dahaki sefer çekeyim. Ya bir dahaki sefere kesin çekerim. Bu sefer dedim ki Hüseyin abi gel şu Kanlı Divane'yi çekelim. Şimdi ilginç bir yer. Müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Ama yine unutmadan söyleyeyim. Hani bu tip alanlarda benim için çok önemli pırıl pırıl tuvaletleri var. Yardımcı ve güler yüzlü personeli var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi buraya geldiğiniz zaman milattan öncesine dair eserler başlıyor. 15. yüzyıla kadar geliyor. Burada neler var? Hızlıca söyleyeyim, sonra genel bir bilgi vereceğim. Burada 4 tane kilise var. 1 tane kule var. Tam karşıda görebiliyor muyuz şu anda bilmiyorum. Bir tane kraliçe mezarı var. Biraz sonra yakınına da gidip anlatacağım. Zeytinyağı, binlerce yıllık, yüzlerce yıllık zeytinyağı atölyesi var. Ve buraya kadar çitle çevrili ama şuraya kadar çaktırmadan gider miyiz bilmiyorum ama insanların ürpermesine neden olan bir de obruk var. Ama önce
Ben genel olarak burası neresi, tarihi nedir sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Kanlı Divane. Kenitellis, antik yerleşimi merkezinde bulunan ve Kanlı Divane Obruğu olarak adlandırılan büyük bir yer çöküntüsünün etrafına kurulmuş. Yerleşime tespit edilen kalıntılar İskan'ın Helenistik dönemine, yani M.Ö. 3. yüzyıl başladığı ve geç antik döneme, yani M.Ö. 7. yüzyıla kadar kesintisiz devam ettiğini gösteriyor. Bugün ekranlara da gelen kalıntıların çoğu Roma ve geç antik döneme ait. Ayrıca 15. yüzyıldan sonra bölgeye yerleşmeye başlayan Türkmen gruplarına ait geleneksel köy evleri de mevcut. Kanlı Divane isminin kente konumlandığı kayalık yapının kırmızı renginden kaynaklandığı, kanlı kelimesiyle zaman zaman bölgede bir araya gelen aşiretlerin divan toplantılarını burada yapmış olmaları sebebiyle divan kelimesinin birleşmesinden aldığı düşünülüyor efendim. Yine burada 15. yüzyıldan sonra yerleşmeye başlayan Türkmen grupları geldiğinde antik yerleşimin terk edilmiş olduğu düşünülmekte. Zaman içinde bu Türkmen gruplarının bazıları antik yerleşimin kalıntılarının bulunduğu alana yerleşmişler. Ören yerindeki mevcut Osmanlı mezarlığı ve bazı köy evleri geleneksel köy yerleşimi döneminden kalmış. Buraya Kanlı Divane denmesinin sebeplerinden biri de buradaki yapıların çevrede bulunan kayalardan yapılması ve kayaların da kırmızı renginde olmasından kaynaklandığı da söyleniyor. Şimdi Helenistik dönem kulesi, obruğun kenarında bulunan Helenistik dönem kulesi, Kanitellis yerleşiminin sahip olduğu en erken kalıntılardan. Düzensiz, köşeli ve kaba yontulmuş yüzeyi, poligonal duvar işçiliği yapıldığı dönemin özelliklerini taşıyor. Bu kulenin varlığı yerleşimin bu dönemde bölgedeki savunma ağı içerisinde yer aldığını gösteriyor. Ne zaman yapılmış? Kulenin M.Ö. 3. yüzyıl sonu ve 2. yüzyıl başında Rahip Kral Teikros tarafından yaptırıldığını da öğrendik. Şimdi bir efsane var. Tabii ne derece doğru bilmiyorum. Ben bu efsaneleri de hani insanlar merak ediyor. Buraya Kanlı Divane denilmesinin sebeplerinden biri de bir dönem o obruğun bulunduğu yerde aslanların olması ve buraya getirilen mahkumların kuleden aşağı atırılarak aslanlara yem edilmesinden dolayı da buraya Kanlı Divane adının verildiği söyleniyor. Ama Hüseyin abi de haklı olarak dedi ki, ya Mert dedi, aşağıda hadi aslanlar var diyelim, mahkumu getirdiler kuleden attılar. E zaten kuleden atınca mahkum ölür dedi. Ya da belki de oturup kuleden muhafızlar, değil mi, aşağıdan bir yoldan obruğa, çukura bırakılan mahkumları götürüp aslanlara bırakıp ondan sonra da buradan olayı izlemiş olabilirler. Hani mancınıklatmışlar. Hüseyin abi yapma, tarihle böyle yapma. Dedik ya 4 adet kilise var diye, burası da Kanitellis Kilisesi. Zaten yazmışlar 1, 2, 3, 4 nolu kiliseler diye. Hüseyin abi ileriye doğru gittikçe, geçen sene biz antik kentleri gezerken sağ olsun seyircilerimiz de bayağı ilgi göstermişti gezdiğimiz yerlere. Özellikle teşekkür ediyorum Antalya bölgesindeki yayınlarımızda. Hani şöyle baktığım zaman görsel olarak duvarlarıyla, mimarisiyle ayakta kalan belki de en sağlam kiliseyi burada görme şansına sahibiz. Şimdi şöyle biraz daha devam edelim. Bölgede çok sayıda artık limon ağacı var ama muz seraları var. Onunla beraber tabii ki zeytin. Biliyorsunuz zeytin insanlık tarihinin en eski ve en kutsal meyvelerinden biri. Şimdi bu kilisenin kalıntıları burada devam ediyor. O az önce bahsettiğimiz bir dönem burada, hani dedik ya Türkmenler de yaşadı, burada zeytincilik yaptılar. O alanda burası Hüseyin abi. O aşağıda da yine şey var, o değirmen taşı var. Zeytinleri hani ezmek için kullanılan zeytinyağı, değirmen taşı diyorum. Zeytinyağını çıkartmak için kullanılan o taşı da ben demin burada görmüştüm. Bak, ve buradan demin anons yaparken obruğun derinliğini görmemiştik. Şöyle baktığımız zaman hem korkunç bir görüntü ama tarihle bütünleştiği zaman altındaki yemyeşil ağaçları da gördüğümüz zaman aynı zamanda da çok ama çok
keyif veren tarihi bir görüntü bak. Kayalıkları görüyor musun? Kıpkırmızı. Kanlı Divane denmesinin sebebi az önce de söylediğim gibi buradaki mimarinin bu taşlardan yapılması ve onların da kırmızı kan renginde olması. Orada çevre düzenlemesi güzel, rahatlıkla yürünüyor. Yine demiştik ki 15. yüzyılın mezarlıkları var. Sonraki dönemlerde de yine mezarlıklar devam ediyor. Yeni mezarlar da var ama şu mezarlarda Osmanlı döneminde burada yaşayan Türkmenlere ait yerleşim merkezi olarak kullandıkları yıllara ait Osmanlı dönemi mezarlıkları. Şu anda Hüseyin abinin ekranlara getirdiği bu görüntüde az önce bahsettiğim Canitelles'teki zeytinyağı atölyelerinden biri. Canitelles'in içinde yer aldığı dağlık Kilikya bölgesi bağcılık ve zeytincilik faaliyetleri için oldukça uygun şartlara sahip. Bu nedenle zeytinyağı ve şarap üretimi bölgenin ekonomisinde önemli bir yer tutmuş. Canitelles'te de bu durumları kanıt şeklinde zeytinyağı atölyesi olarak kullanılmış olan 16 adet yapı tespit edilmiş. Atölyeler yerleşim yerinin içinde dağılmış ve bu dağılımda bir düzen tespit edilmemiş. Birçoğu oldukça iyi durumda ve içlerine de üretim donanımları bugüne kadar içlerindeki üretim donanımları da korunmuş vaziyette. Ama Hüseyin abi zeytinyağı bak dedik ya şöyle ekrana geliyor. Zeytinyağı, üzüm, arada bir tane de kertenkele var. Bu erkek. Ama şu obruğun görüntüsü ben düşünüyordum arka taraftan görebilecek miyiz diye ama buraya geldiğimiz zaman tüm muhteşemliğiyle ekranlarınıza yansıyor. Havaya nazar değdirdik. Bir anda gök gürültüsü ufak ufak da yağmaya başladı. Burası seyir terası. Hüseyin abi gel şöyle ıslanmadan seyir terasına da bir inelim. Bu arada müze kart geçerli. Çay 26 lira, su 26 lira. Ama müze kartı olana %50 indirim varmış. Ama tuvaletler pırıl pırıl. Ha, bak. Seyir terasından manzara çok daha güzel gözüküyor. Şimdi az önce bir yapı gördük Hüseyin abi. Sen bu detayları alırken ben de boş durmayayım. Sosyal medyam için buradan bir iki tane fotoğraf alayım. Sıcak ve güneşli bir havada başladığımız çekime kapalı, yağmurlu ve serin bir havada devam ediyoruz Kanlı Divane'de. Efendim tabii bir yere ilk defa gelince ister istemez kendim de hatalar yapabiliyorum. İçeriye girdiğim an bir binanın önünde durup bir numaralı kilise olması lazım. Demiştim ki şu ana kadar burada gördüğüm en bozulmamış yapı demiştim. Ne zamana kadar? Başlangıç noktamızdan bir 180 derecelik tur yapana kadar. Şu anda büyük kilisenin içerisindeyim ve burası yine hemen obruğun yanı başında ve görselliğiyle ve kalıntılarıyla belki de buradaki en güzel eserlerden biri. Yukarıda Kraliçe mezarı var. Oraya çıkamayacağız çünkü Hüseyin abi yaşlı ve yorgun. Yavaş yavaş da acıkmaya başlamış. Kanlı Divane'ye mutlaka gelin görün. Yanınızda müze kartınızı seyahate çıktığınız zaman bulundurun. Bir müze kartı alın. Alacağınız müze kart sayesinde Türkiye'deki yüzlerce ören yerine, antik kente ve müzeye herhangi bir ücret ödemeden girip içeride bulunan kafeteryalardan %50 indirimli ürün alma şansına sahipsiniz. Onunla beraber elbette turizm sadece deniz, kum, güneş değil. İşte hemen arkamız Erdemli Denizi masmavi ama yukarıda da bambaşka binlerce yıl farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kendi medeniyetlerinden eserler bırakmış çok güzel ören yerleri mevcut. Ha, buraya gelin. Burası ana yol üzerinde, Erdemli yolu üzerinde. Gelirken Kız Kalesi'ne doğru gidiyorsunuz. Dönerken Erdemli'ye doğru giderken Kanlı Divane diye sapağı görürsünüz. Ve 3 kilometrelik bir yolculuğun ardından varış noktası oluyor burası.
Dediğim gibi tarihin içerisinde yolculuk. Kimi zaman bilgiler, kimi zaman efsaneler. Kimine göre adını bu kırmızı taşlardan almış kanlı divane, kimine göre ilk adının günümüze uyarlanması olmuş, kimine göre de ekranlarınıza gelen bu obruklara atılan mahkumların aslanlar tarafından yendiği için adı kanlı divane olmuş. Ama hele bizim şansımızda olduğu gibi serin bir havada buraya gelirseniz hem çok güzel fotoğraflar çektirirsiniz hem de tarihle ilgili çok güzel bilgilere sahip olursunuz. Zeytinyağı atölyeleri, köy evi, mezarlar, obruk ve kiliseler. Hüseyin abi yavaş yavaş acıkmış ama ben Hüseyin abiyi burada bırakacağım. Sevgili Aydın'la buluşacağım. Sen ne halin varsa gör. Kara İsa'lı'ya gideceğim. Kara İsa'lı yolu üzerine gideceğim daha doğrusu. Çiçekköy'de bizi çok güzel bir çift bekliyor. Aman Allah'ım, bir kahvaltı hazırlamışlar, bir kahvaltı hazırlamışlar. Çocuklar bir mutlu bir mutlu. Ben bir Çiçekköy'e gideyim. Ardından bir şırdan, ardından bir tatlı. Rehber devam ediyor. Sesleri, animasyonun sesleri ama çok güzel bir ailenin yanına geldim. İçer ailesinin yanına geldim. Adana'da Çukurova'sının önünde ismi Çiçekköy'deyim. Çiçek gibi bir aile. Geçtiğimiz yıllarda yine gelmiştim. Emin Gölü'ye röportaj yapmıştım. Bir kıskançlık, bir tavır, bir surat kimden? Eşi Seray'a. Ama ikisi de maşallah var ama dedim ki ailemin en güzeli de benim kızım da yanımızda olsun. Yalnız benim kızım derken Emin Seray çekti kızı Zeynep de bizle beraber. Böyle geldi bana dedi ki Mertu abi dedi ben dedi her işi yapıyorum dedi. Ama dedi televizyona dedi Emin çıktı dedi orada Erkan dedi şöyle dedi. Neyse detayları aldık. Kayda gireceğiz. Mert abi ben ne diyeceğim? Mert abi ben yapamıyorum. Evet, aynen. Emin olmadan anlatamam. Bu gerçek kayıttaydı. Aynen doğru olmadım. Emin gelsin ben tek başıma yapamam demedim. Emin ben size yapamam. Geçen program gayet güzel yapmışlar. Heyecandan konuşamam dedim. Emin ben size yapamam. Hep böyle mi? Genelde, <Şuradan abilir. gülüyor> genelde bu tür durumlarla hangi kim haklıdır? İnsan babasını yarıya da bırakır. Yani bak şimdi. Kıprağı mı güzel oluyor? Göreceğiz. Şimdi efendim. Programımızın akışı içerisinde geldik. Sabah kahvaltı, öğleden sonra mangal, çocuklarla eğlence. Zekil kardeşim tam olarak neredeyiz? Senle daha önce de konuştum. Özellikle hafta sonları Seray Hanım 10.30'da 11'e kadar uyuyor ama sen sabah 6.30'da 6.30'da uyuyorsun. Nasıl başlıyorsunuz buna? Önce neler hatırlamıyorsun? Saat 6.30'da Ben biliyorum.
yapacağız? Sen bilim ayrı olarak da aldın. Şu an olarak birçok organizasyonun mimarisinin en önemli açılışına dansman buradan onları yapıyorsun. O yüzden damak zevkini de biliyorum. Orada da yemekli davetler de oluyor. Ben çiçek günü geldiğim zaman neyi yemeden görmeyeyim kahvaltıda? Bunları yemeden... Anneler yapıyor gerçekten. Teyzeler yapıyor. Profesyonel ustalar değiller. Evlerinde yaptıkları her şeyi şimdi, elinde yedikleri de yapıyor. Hazır mısınız? Şunu benim için önemli. Şimdi sen buraya senin yaş grubun geldiği zaman neyi yesinler? Burada bir şeyler yemiyor musun kahvaltıda? Kızartma. Biraz sonra da yanına gideceğim. Onun da bir köşesi var burada. Çok güzel işler yapıyor yani. Daha çok genç ama dersleri iyi tabii bu arada. Hem okul hem burada iş. Aslında çok şanslısın. İki tane. O tüketici. Ama sürdüğün yere gelmez. Allah bu güzelerden birbirini bozmasın. Yani burada çıkıp yanımda kaç da kahvaltı, kaç yaş büyüdü, kaç yaş büyüdü. Ama sabah sarılıklı kadar devam ediyor. Nereye kadar devam etmezseniz çok kadar saygı göstermek. Haydi, ama bu bana daha iyi mi? Hayır, çıkması daha iyi. Gördüm. Ben hemen... Çünkü bir daha yeni dönemde ya. Yarım saat oldu. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ben şunu çok istiyorum. Bazen görüyorum, aslında sıkıntı yapıyorum. Şu anda burada ne görüyorum? Açık bize, sınırsız bize, bizim otellerde de görüyorum. O kadar israf oluyor. Ben buradan söylemek istiyorum. Siz yemediğinizin parasını değil, yediğinizin parasını ödüyorsunuz. Lütfen israftan uzak durun. İnsanlar ocağın başında, emek harcıyor, tarladan toplanıp sofraya gelen ürünler var. Hani karnımızdan önce gözümüzü doyurmaya çalışıyoruz ama. İstanbul'a ne oluyor? Baba onlar tam bir geri dönüşünde. Nereye? Benim için çok önemli. Ama sokaktaki canları ben... Her zaman söylüyorum, Benim Yılmaz'ın dediği gibi bitecek kaybımız yok. Yesin yani, bildiği kadar, diyebildiği kadar yesin ama israf dediğimiz gibi, bir de üçüncü Şimdi kahvaltı bitti. Şimdi bizim Adana'da Ahmet Aynal diye çok sevdiğimiz bir abimiz var. Ahmet Aynal. Geçen bir şey yemiş. O zengin, o yiyor. Yok var, biz çok bilmiyoruz onu. Böyle sapından tutuyorsun, yiyorsun. Adına zor değil mi? Zengin adam biliyor. Burası kapı. Ondan yemiş de. Saat kahvaltı bittikten sonra ben adını söyleyemiyorum. Bir de polifili mi dedi, bir şey falan. Zenginler nasıl biliyor? Bunlardan da böyle gelip saat 1'den sonra mangal aradıkça anlamı şöyle geldi. Organizasyon, düğün, nişan. After party nedir ya? Tamam. Aksine bizim
Ama bir şey alabilir miyim? Valla. Orada güzel bir ağaç altımız var, ışıklandırdı. Altın parkı. Evet. Bekarlığa veda. Bekarlığa veda. Kaça çıkıyor bekarlığa veda? En son ne olur? Tabii detaylar. Onu bir, onu bir ara konuşalım. Onu bir ara konuşalım ya. Fena fikir değilmiş. Valla ekonomik fikrim bir şey var. Bu arada toplu taşıma maalesef yok. Var. Var. Hani yoktu? Konteyner kentini. Ben zengin olduğum için. Ben zengin olduğum için bilmiyorum dedi. Söyle fakir. Fakir. Öğrenci. Yani bir yere kadar geliyor. Kaç dakika ondan sonra bu sürüyelim? Şimdi şöyle bir şey, konteyner kent ne yazık ki depremden sonra kurulduğu için şu an başlamış. Evet, konteyner kentin önüne iniyor, oradan karşıda geçebiliyor. Kemal Paşa 2. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık Mert Bey. Ben teşekkür ediyorum. Emin'ciğim iyi ki varsın, sen olmasan bu röportaj olmazdı. Heyecandan ama konuşalım. Benim ışığım yok. Mesela bir şey söyleyeyim. Evet. Hayır, anlarım. Gel bakalım, sen neler yapıyorsun? Hadi gel, senin olduğun yere doğru gidelim. Gel bakalım. Aa, ben Zeynep'i çok sevdim. En büyük sebebi de ne? Kızımı çok özlüyorum. Oğlumla da özlemim büyük ama onu arada gördüm. Kızımı çok özlediğim için böyle kız çocuklarını görünce özlem ağır basıyor. Ne yapıyorsun burada? Kızlayım, kum koyma, yüzlerime. Keyifli bir iş mi? Evet, çocuklar da eğlenir. Harçlık da çıkıyor mu bedava mı? Harçlık çıkıyor. Çıkıyor, bir şey söyleyeceğim ben. Baban almaz da annen elindeki parayı alabilir, dikkat et. Yok, babamdan annemle beraber alıyoruz. Babandan beraber alıyoruz. Sana teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, hep bir görelim. Rehber devam ediyor. Adana'nın gerçek lezzetleriyle karşınızdayız. Sevgili Kudret'in yanına geldik. Şırdancı Kudret dostumla beraberiz. Efendim, daha önce Şırdan'ı tanıtmıştık ama ben geçtiğimiz gece geldim sevgili dostum Zafer Geyik'le beraber. Dedim ben bugün Şırdan yemeyeyim. Abi dedi, sen dedi geçen geldiğinde dedi koyu Şırdan yedin dedi. Zafer de onu yiyor dedi. Sen dedi hiç kuzu Şırdan yedin mi? Ya dedim bilmiyorum ki işte şırdan şırdandır. Abi dedi. Senin damak tadına uyacak şırdan dedi. Budur dedi. Çünkü bu dedi kuzu şırdandır. Ya sevgili Kudret. Merhaba önce. Merhabalar Zafer abicim, Mert abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Zafer abi de bizdendi bu arada. Gelir birazdan. Aynen. Gelir birazdan. Farkı nedir? Farkı nedir? Kuzu etiyle koyun etinin arasındaki fark neyse, kuzu şırdanı ile koyun şırdanı arasındaki fark da odur. Yani zaten bir koyun ne kadar büyüdükçe eti ne kadar sert oluyorsa şırdan da o kadar sert oluyor. Peki ama ben bakıyorum genelde herkes koyun şırdanı tercih ediyor, büyük diye mi? Aynen, büyük olduğu için. Şimdi fiyatlar eskisi gibi makul olmadığı için bütçeyi de zorluyor. Şimdi kuzu çok aşırı lezzetli ve daha fazla yiyecek insanlar. Mesela 3 tane kuzu ile anca doyarsa ama bir tane büyük idare ediyor, yani bir tane büyük yetiyor. Ondan dolayı fiyatlar yükseldikçe kuzu şırdan satışı biraz azalıyor ama bana sorarsanız yani kuzu şırdanın tadını koyun şırdanda bulmanız imkansız, yani imkansız. İmkansız değil mi? O gün sana ikram ettiğim nasıldı mesela? Vallahi ben sana söyleyeyim, yuttum ya. Harikaydı. İpini çektim ve yuttum. Bir de tam mevsimi şu an Mert abi. Yani kuzunun öyle mevsimi. Mi? Tabii kuzu kesiminin mevsimi. Şimdi bakın şurada açılsın. Tabii şurada tabii. Kimyon. Aynen. Bunun bu olmazsa süsü, olmazı. Buna kimyonu atacaksın. Acı tabii. Seviyorsan bir yerine atacaksın. İpini çekeceksin. Kağıdına saracaksın. Aynen. Afiyetle yiyeceksin. Ona evet. Geleceğim. Bu Adana'nın hani ne yersen ye yanında gelen ikramlar oluyor ya. Sen de ne yersen yiyeyim neler geliyor? Abi şimdi şu gördüğümüz masada şırdan mumbar 40 kat. Hangisinden sipariş edersek edelim, turşusu, limonu geliyor. Fakat domates ve soğan isteğe bağlı. Hani müşteri talep ederse yolluyoruz. Şunu bir içini de gösterelim ya. Tabii hemen bir hemen. Her kuzudan bir şırdan mı çıkıyor? Her koyundan bir tane. Yani her küçük baştan bir tane, büyük baştan da bir tane. O adet değişmiyor. Ya bu şırdan tam neresi?
Şırdan tam olarak neresi biliyor musun Mert abi? Şırdan tam olarak koyunun geviş getirdiği, yani ilk yuttuğu otu, ilk yuttuğu midesi. Hani dört bölüm ya abi. Evet. Hayvanların mideleri. Küçük başların, geviş getiren hayvanların midesi dört bölümden oluşuyor. İlk bölümü bu. Anladım. Abi şunu bir aç abi. Açacağım abi. Sana var ya. Şimdi bunu... bulgur pilavı mı var abi? Hayır. Yok. Pirinç. Pirinç. Tabii ki. Bu pirinç niye kırmızı abi? Özellikle salça mi? Var. İçinde. Salçalı. Tabii salça, baharat, ondan sonra yağ. Yağ tabii sıvı yağ değil. İç yağ ve kuyruk yağı kullanıyoruz. Bir de bir şey soracağım. Tabii. Kuvvet. Şimdi. Evet. Bazısı geliyor diyor ki yumuşak olsun. Bazısı tabii diyor ki orta kıvamda olsun. O değişiyor mu? Şimdi, altta, üstte, usta bakıyor, seçiyor, çatalı batırıyor. Evet. Neye göre yapıyor onu? Şimdi tabii mesela şu şırdan taneli bir şırdan. Yani bu kıvamlı bir şırdan. Taneli şırdan demek pirinç eti tabii ki pişmiş olacak. Ama pirinçleri böyle kıvamında, lapalaşmamış. Ama lapasını da seven var mı? Tabii tabii, onu da seven var. O ben çiğ şırdan seven müşterim var benim. Çiğ, bildiğimiz çiğ şırdan. Yani kopmuyor böyle, ısırıyorsun kopmuyor. Onu da seven var. Allah Allah. Ama genel olarak geneli alırsak, şey yaparsak bu taneli. Kaç lira oldu tanesi? 25 mi 30 mu? Şu an için 35. 35 lira oldu değil mi? Evet. Evet, 35 evet. Lira oldu. Mumbar da bunun amcasının oğlu mu? Abi bunlar hepsi birbirine akraba. Hepsi akraba. Hepsi birbirine akraba. Yani şöyle söyleyeyim. Mumbar 40 kat dediğim gibi işte şırdan. Bir de işkembesi var bunun, biliyorsun. Şu an masamızda yok o. Şırdan 40 kata bağlı. 40 katta mumbar. Hepsi birbirine bağlı bunlar. Peki mumbar. Evet. Bazen bakıyorum bembeyaz geliyor. Bazısına böyle salçalı suyla geliyor. Yani o nasıl oluyor? Bu da yine isteğe bağlı Mert abi. Yani şimdi sulu istersek, müşterimiz sulu talep ederse sulu bir yolluyorum. Sulu yiyen mesela ekmeğe mi banıyor? Abi bu kendi suyu. Yani evde nasıl yemek yapıyorsak sulu, bu da onun kendi suyu. Mumbarı yani kendi. Şırdan bir mumbar yerken ekmek yenir mi yanında? Mumbarla yiyen çok. Bak ama şırdanla yiyen çok az. Fakat mumbarla sulu bir şekilde limonu sıkıp, aynen böyle limonu sıkıp, yani bunu böyle ekmekle, ekmeği bandırıp yiyen çok. İstiyorsan ekmek sipariş edeyim. Şırdana da limon sıkılır mı? Tabii. Şırdana limon sıkılır abi ya. Yani benim kendi fikrim, ben 99-24 yıldır bu işi yapıyoruz biz. Sıkılır abi ya. Abi şimdi geldik. Yani telkam ekran karşısında görür görmez şöyle bir dolu dolu ekrana getirelim. Evet. Sadece Adanalıların direkt bakar bakmaz evet tanıyacağı bir ürün, adı 40 kat. Evet, aynen. Bu şöyle söyleyeyim. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii ki en lezzetlisi şırdan. Çünkü adımızı oradan alıyoruz şırdancı olarak. Ama bana sorarsanız kendi şahsi fikrim, benim gözümde en lezzetlisi bu. Mumbar. 40 kat. 40 kat. Tabii ki. Hangisini hazırlamak daha zor? Tabii ki 40 katı. Niye? 40 katın temizliği çok zor. Hatta bununla ilgili bir söz de var, atasözü gibi. 40 gelin mi bir araya gelmiş, bir 40 katı temizleyememiş diye bir söz var. Öyle bir şey var. Genelde bu işin ustaları erkekler mi? Hayır, kadınlar. Yani kadınlar bizim buradan da selam söylüyorum Emin Hanım'a. Yani yaklaşık çok uzun süredir bizim yanımızda. Yani ben bekardım ve çocuktum yani bize şırdan ve 40 kat mumbar yapmaya başladığında. Hala devam mı? Hala devam. Saygılar yani olsun. Uzun yıllardır beraberiz. Buradan da çok selam söylüyorum sizin aracınızda. Ama bak bunda pirinç az. Bak abi bu elimi de vurdum. Bu böyle yedir ama normali böyle. Senin için ben bunu yiyeyim mi Mert abi? Bir göstersene nasıl yenir. Tamam kulbe. Tamam. Şunu sana zahmet kulbeli alayım abi. Ben acısız yiyemem. Al abi. 40 kat nasıl yenir? 40 kat nasıl yenir? Bak abi 40 kata. Niye 40 kata? 40 kat çatalı şırdanı mumbarı 40 şeyde yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok çatal bıçakla. Bu da gayet doğal bir şey ama 40 kat kesinlikle ve kesinlikle. Limonu attık. Bak böyle atacağız içine. Bak limon. Aynen. Tabii. Aa, limonu unuttum. Limon mu? Çok önemli. O detayı nasıl atladım? Hemen limonumuzu da sıktık. Abi bu benim gözümde en lezzetli. Allah Allah. Yemin ederim. Ama bunun tabii bir sanat, bunu pişirme, temizlemesi bir sanat. Pişirirken de kıvamını tutturmak bir sanat herhalde ya. Ben şimdi bakıyorum. Yani abi, bu kötü yaparsan hayata küsersin bunu yani. Kötü bir yerde yersen bir daha hayatın boyunca yemezsin. Abi sana tek kelime söyleyeyim. Ben bunu kendim yaptım diye söylemiyorum. Aşırı lezzetli. Gerçek söylüyorum, aşırı lezzetli. Yani Hüseyin abi sever misin? Sever misin? Ama şırdanı seversin. Ama bunu dene Hüseyin abi ya. Bak lütfen diyorum. Sen pirincini de çok sevmiyorsun fazla herhalde. Ben pirinci, pirinçle pek aram yok.
Ama bunu böyle yapıyorsun. Abi bu efsane. Bir seferde, bir seferde. Şimdi efendim bu gerçekten Adana'nın çok değişik damak tadı var. Şimdi sen onu böyle yerken ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hala var Missis'te ama otoban yapılmadan önce otobüslerin hepsi Missis'te durur, sıkma, gözleme, ayran molası verirdi. Kudretli ailesi ile beraber Missis'in en eski ayrancılarından biriydi yani. Hatta geçen konuşmamızda öğrendim. Evet. Abi dedi çok ilginç dedi. Yani bu ayranın sırrı ne dedim. Ve çok ilginç bir şey öğrendim. Abi hazır paket ayranda yoğurt yok dedin sen bana ya. Zaten insanlar paket ayranın üzerine okuduğunda yoğurttan yapıldığı ibaresi yoktur. Sütten yapılmıştır diye orada belirtir. Ama ayran gerçek ayran yoğurttan olur. Yoğurt önce kendi bir mayalanacak, bir bakteri üretecek. Ondan sonra su katıp onu incelteceğiz, ayran olacak. Sana bir şey soracağım. Sizin ayranınız çok meşhur ya. Evet. Yani 10 litre ayrana ne kadar? Maksimum bizim yani biz kendi firmamız maksimum 2 litre koyuyoruz. Ya da 1,5 litre. 10 litre yoğurda 1,5-2 litre. Aynen maksimum. Bazen hiç koymadığımız oluyor Mert abi. Vallahi. Tabii vallahi. Aa, ben demin bitirdim. Efsane bir ayran. Aynen. 15 lira bardağı. Evet yani. 15 lira fiyatı bardağı. Fiyatı da gayet makul. 40 katın fiyatı ne kadar? 40 katımız 20 lira. Tane. Aynen. Mumbar? Mumbarın porsiyonu 60 lira. 60 lira. Bu şekilde 60 lira. Kardeşim valla öyle bir yedin ki 40 katı. Abi muhakkak ye bunu ya. Çok doluyum. Bir dahaki sefer ama kesin yerim. Aynen. Valla Kudret teşekkür ediyorum. Ne demek çok abi, ne demek? Bilgiler aldık Adana'nın yöresel. Tabii. Aslında bunlar sokak lezzettir biliyor musunuz? Eskiden tezgahtır biliyorsun abi. Ya. Yani böyle yerde böyle küçük taburelerde aynen. Kazan kaynar gece oturursun tık 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 yersin gidersin. Aynen, öyle ben Adana'nın o dönemlerini bilirim. Ama artık tabii Adana sektör haline geldi. Artık restoranlarda hatta lüks restoranlarda bile özel sunumlarla geliyor. Yani şu an bu bir sektör oldu artık. Yani sakatat bir sektör. Yetişiyor mu ya? Abi yetişiyor normalde. Ama şimdi kurban yaklaştığı için biraz hafif bir sıkıntı var. Yani belki bir 10 gün 15 gün biraz sıkıntı yaşayacağız yani. Ama onun dışında. Bir de kurbanı atlattı. Baştan sonra başlanıyor bunun muhabbeti. Abi eskiden de o ya. Şimdi mesela akşam saat kaç şu anda? Bak insanlar yiyor. Normalde eskiden 12'de 11'de başlar. Ama eskiden 11'den sonra daha yoğun olurdu. Yine gerçi 11'den sonra yoğun oluyor ama akşam da yiyen var yani. Kaça kadar açıksın? Sabah 4'e kadar açıyoruz. Valla ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok selam. Bağışına, bağışına, bağışına. Öpüyorum kardeşim. Ne demek abi, teşekkürler. Sağ olun. Rehber devam ediyor. Sevgili kardeşim Kasım'la programlarda mümkün olduğu kadar yer veriyoruz. Çünkü her seferinde farklı bir lezzetle karşımıza çıkıyor. Bazen öyle sunumlar hazırlıyor ki bol fıstık, bol çikolata ama bugün bir sunum geldi. Yapan ustalarımızı özellikle çağırdı ve tebrik etti. Dedi ki hani ürünün ön planda olduğu şık ama boğmadan, malzemesi bol ama gözü rahatsız etmeden son zamanların en güzel sunumlarından biri dedi. Vallahi ben de Kasım'la aynı fikirdeyim. Çok şık bir sunum. Kardeşim yeniden merhaba. Merhaba abicim, hoş geldin. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sefalar verdin. Geçen hafta burada değil miydin abi sen? Hatta 5 dakika önce diğer çekimde karşıda yaptık. Açımızı değiştirdik. Aynen öyle abim. Nasılsın abim? Vallahi ben iyiyim Kasım. Teşekkür ediyorum. Yani bu işine verdiğin değer, misafirle buraya gelen misafirlere verdiğin bir değer aslında. Aynen öyle abi. Diğer programda bahsettiğimiz gibi hem işimizi seviyoruz, keyif alarak yapıyoruz. Hem de ciddi anlamda şu verdiğimiz hizmetten dolayı insanlara verdiğimiz değerli, kaliteli konukseverlikten dolayı haz alıyoruz, keyif alıyoruz abi. Abi tek bir sıkıntı var. Evet. Burada otururken ve tatlıdan sonra abi sürekli çay geliyor ya. Çaylar bu Adana'da bir racon var mı yani, hani ben bu çayı artık istemiyorum yani, teşekkür ederim deyince şöyle düşünüyor, çay demek ki güzel olmuş, bir tane daha vereyim, sağ ol diyorum ya, demek ki bir çay yani. Ben Adana'da çay istemediğimi nasıl anlatabilirim? Yani çay ciddi anlamda bizim bir kültürümüz, değerli bir kültürümüz. Onun yanında çayda da çok
tebrikler, başarılı olduğumuzu söyleyen misafirlerimizden değerlendirmeler alıyoruz. Kullandığımız çaydan ona verdiğimiz işçiliğe varana kadar, yani çaycımız çok harika, yıllarını bu mesleğe vermiş. Sağ olsun konuklarımız için bu güzel lezzetli çayları hazırlıyor. Çay bizim vazgeçilmezimiz diyebiliriz Mert abi. Sevgili kardeşim, bu ne güzel bir sunum. Bu nedir abi? Şimdi bu bizim çikolatalı simitimiz abi. Normalde Antep yöresinde kaymaklısıyla ön plana çıkmış bir üründü. Biz bunun mesela son zamanlarda trend haline gelen çikolata seven bir gençlik, çikolata seven bir topluluk olduğunu değerlendirerek bunun bir de çikolatalısını yapmayı denedik abi. Şöyle de göstereyim, akışkan. Süt oranı çok yüksektir kullandığımız çikolatanın. Selale gibi maşallah. Bu arada doğum günü var arkada, onu da tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Doğum günü şarkısı. Tabii kutlamaların. Artık kutlamalar güzel doğmuş bak. Güzel doğmuş. Yani evlilik teklifleri, doğum günü. O zaman kalpli katmer de bir dahaki hafta onu çekelim. Tabii tabii, o ürünümüz de mevcut zaten. Onu da çekelim bak, kutlamanın üzerine iyi denk geldi. Peki. Abi nasıl yapıldığını bir anlatsana bana. Yine bahsettiğimiz ürün abi, çok ince, saç telinden ince olmak şartıyla açılan bir hamurla mevcut oluyor. Mermerimizin tamamını hamurla kapladıktan sonra içerisine bir kat toz fıstığımızı kullanıyoruz. Daha sonra içine akışkan sıvı çikolatamız. Çikolatamızın şöyle bir özelliği var. Hafiftir. %80 süt ağırlıklıdır. Güzel onu sıktıktan sonra bu sefer içine parça fıstıklar atarak rulo halinde sararak simit hale dönüştürüyoruz. Daha sonraki konveksiyonel fırınımızda keserken de sesi hissetmişsindir, çıtır çıtır. Milföy hamuru gibi çıtır çıtır, akışkan. Peki, ve bir şey soracağım. Harika bir lezzet. Evet abi. Şimdi ben biliyorsun arada bir fırsat buldukça senin yanına geldiğimde ben çikolatalı muska yerim genelde. Çikolatalı muska yersin abi. Dondurmalı katmerimizi yersin. Peki çikolatalı muskadan şekli tamamen farklı. Bu halka, simit. Tadı aynı mı, farklı mı? Lezzet ortalama aynıdır. Ondan bunun arasındaki fark abim, bunun mesela o tek porsiyonluk olarak geçer. Bu 3 kişiliktir. Arasındaki fark şöyle de tabir edilebilir. Onda tüm fıstık kullanırız. Bunun içinde parça fıstık ve toz fıstığın yanında tabii parça fıstık kullanırız. Ya şu anda da çikolatanın kokusu geliyor abi, çok ilginç. Evet, bu biraz daha mesela çıtırdır, biraz daha yaygandır çikolatası, biraz daha hamurun geneline telaffuz eder. Muska katmerimizdeki olay ise biraz daha ortaya topludur. Ortadan dışarıya taşan bir görüntüsü vardır. Tabi bunda da vardır ama onda daha yoğundur. Peki bunun kaymaklısı da oluyor mu? Bunun kaymaklısı da oluyor, artı kaymaklı ve çikolatalısı da oluyor. O nasıl tabii oluyor? Aynı katta hem kaymak hem çikolata mı oluyor? Yoksa yarı yarıya mı oluyor? Abim içine mesela az önce akıttığımızı gördüğünüz gibi çikolatanın içeriğinin yanına kaymağımızı da çekiyoruz. Gaziantep'in sağın kaymağını çikolatayla beraber buluşturuyoruz. Onu da çok fazla, aşırı derecede tercih eden bir müşteri, konukseverlerimiz var. Peki bu kaç gram 3 kişilik? Yani ortalama bir 350-400 gram gelir. Doyurucudur abi. Peki. Yani 3-4 kişi rahatlıkla tüketebilir. Kasım, fiyatların daha önceden konuştuğum için herhalde 1-1,5 eşinde değişeceğini düşünüyor musun? Artacağını. Yani şu an bayağıdır abi, 1-2 aydır piyasalarda fiyatlar artık kendi yerini buldu. Biz 2 aydır ürünlerimize zam yapmıyoruz. Peki, yani ufak tefek bir... geldik. Evet. Bir simit, çikolatalı simit söyledik. Evet. Şu kaç lira abi? Ortalama 260 lira civarı abi. 260 lira. Yanında yine meyvesi, çerezi, fıstığı, çayı, sütü, kendi ikramımız. Yani 4 kişi bunu yediğimiz zaman adam başı 70 liraya falan tekabül ediyor abi. Ya zaten hani biz erkekler biraz daha fazla yiyoruz ama zaten hanımefendiler geldiği zaman şu parçayla rahatlıkla formlarını da düşündükleri için
idare ediyorlar. Aslında çikolatalı ürünleri gençlerimiz, genç konuklarımızla bayan konuklarımız daha çok tercih ediyorlar. Bayanlar biraz daha bizden fazla, erkeklerden fazla çikolatayı rağbet ediyorlar. O anlamda bayanların daha çok tükettiği ürün diyebilirim. Bu ürün sizi yanıltabilir. Peki abi, bu muz tamam da portakal öncesinde, biz bu meyve öncesinde mi yiyeceğiz sonrasında mı? Öncesinde atıştırmalıktır. Ürünümüz gelene kadar ortalama bizim buradaki ürünleri servis etme süremiz 20 dakika ile 45 dakika arasında yoğunluğa göre değişiyor. Çünkü bizde künefeler de dahil olmak üzere kadayıflar önceden imalathanemizde hazırlanıyor. Onlar daha önce sadece sunuma hazır hale getiriliyor. Ama gel gelelim, künefemiz katmerimiz öyle değil. Muhittin yine geldi abi. Geldi Muhittin. Allah'tan detayımız var değil mi? Var. Güzel anlatabilirsin. Katmer ve künefelerimiz genelde şöyledir. Siparişle beraber hazırlanmaya başlanır. Siparişle beraber fırına sürülür. Sıcak sıcak yenilir. Sıcak sıcak yenilir. Bu arada Muhittin Kasım'ın bütün dikkatini dağıtıyor. Abi ben bu kadar az önce... Yani şöyle, yani biz çekimleri bir anda yapıyoruz. Az önce katmeri gömdü. Çikolata simidi gördü. Orada baş edemediler. Tutmaya çalıştılar. Sesi geldi. En son emeline ulaştı ve yine geldi. Yine gömecek herhalde. Bak nasıl yenirin cevabını veriyor bu sefer. Böyle yenir bu ya. Annen sana o üstündeki çikolata şeylerini sorar mı annesi? Yoksa ihale sana mı kalacak Kasım? Yani kalıyor. Genelde hanımdan bu konuda azarı işitiyorum. Çocukları dışarıya çıkarttığımda, buraya geldiğimde ne olmuş bu çocukların üstüne, başına. Çok bildiğin Muhittin çikolata çocuk oldu ya. Evet. Valla kardeşim ellerine sağlık. Hele oğlum söyle bakayım, nasıl, lezzetli mi? Güzel mi? Nasıl yiyor bunu, göster bakayım. Elin yiyor. Elin de yiyor. Ye bakayım elini. Elimle yiyor. Afiyet olsun ya kardeşim. Akşam köteği de babası yer bu. Yengeme de selamlar. Muhammed Ali de gözlerinden öpüyorum. Ayağınıza sağlık abicim. Sevgili yeğenim Elif'i de buradan selamlarımı yolluyorum. Rehber devam ediyor. Rehberde durağımız Kayseri. Efendim Kayseri'de arkadaşım diye söylemiyorum. Öyle bir mutfak, öyle bir fırın yaptı ki yok yok. Daha önce geldiğimde, geçtiğimiz haftalarda geldiğimde birbirinden lezzetli böyle et ürünlerini, kendine has Ümit Usta tabağını, karışık ızgarasını bizlere anlatmıştı. Ben de demiştim ki yine geleceğim ama Kayseri yöresine ait yöresel lezzetler olur mu? Ya dedi ki olmaz diye bir şey yok. Ben dedi iddialıyım. Bu bölgedeki en kapsamlı mutfağa sahibim. Şimdi siz göremiyorsunuz ama az ilerisi Erciyes. Burası Erciyes'e giden yol. Şehir merkezine 11-12 kilometre uzaklıkta Hisarcık mevkiindeyiz. Hayır, adam bizim için mi hazırladı? Kendi çekmek için mi hazırladı Ümit Usta? Anlayabilmiştim. Devam etseydin ustam, devam etseydin. Geleceğim yanına. İstiyorsan oturarak yapalım bu kez röportajı. Yani yine geniş bir alan. Bakmayın efendim her yerde havalar ısındı ama biz çekimi yaparken ve serinlik biraz devam ediyordu. Bir de tabii Erciyes'in eteklerinde olunca ister istemez o başından kar eksik olmuyor ya. O karın soğukluğu ister istemez geliyor. Hem de şöyle bir ısınalım. Tuncel Kurtiz'i de baş köşeye koymuşsunuz. Nur içinde yatsın. Herkes dayı diyebiliyor ama büyük oyuncudur. İnat hikayeleri efsanedir. Ben ustamın yanına geleyim. Şimdiye kadar hep ustamda alışmışım. Kebapları görmeye, ızgaraları görmeye, tavukları görmeye. Merhaba, gel oturur musun? Hoş geldiniz. Ama bu kez bir değişiklik var galiba menüde değil mi? Evet, menümüze Kayseri mutfağı da olmazsa olmaz. Çünkü Erciyes yolu üzerindesin. Mantı soruluyor, mantı yok. Yaprak sarma soruluyor, yok. İçli köfte soruluyor, yok. Olmaz böyle. Burası Kayseri. Kayseri'de olması gereken, Kayseri'mize yakışır vaziyette. Güzel şekilde bir mutfak yapmaya çalıştık. İnşallah daha da ilerleteceğiz. Güzel Kayseri mutfağımızı Türkiye'ye daha iyi tanıtacağız efendim. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani hayallerinin peşinde koşuyorsun. Yani güzel şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve ben az önce de iki defa söyledim. Belki de
Kayseri'deki her şeyi yapabilecek mutfağa sahip sayılı işletmelerden birisin değil mi? Izgarasından yeri gelir mantısına, hatta sabah kahvaltı menüsüne kadar. Abi bizim bir kahvaltımız çok iddialıyız kahvaltıda. Özellikle Kayseri'de yani bu kahvaltı konusunda çok iddialıyız. Mutlaka denemelerini istiyoruz. Gerçekten atmosferimizle, lezzetimizle, hizmetimizle güzel bir işletme sunduk Kayseri halkımıza. İnşallah tüm Türkiye'yi bekliyoruz. İnşallah. Bu sene kış da çok olmadı herhalde değil mi? Evet, bu sene sezonumuz biraz karımız az yağdı. Onun dışında artı şöyle de üstüne takdir edersiniz ki depremimiz deprem oldu. Onun üstüne çok felaketinden dolayı biraz işlerimiz düşük oldu ama iş bir şekilde olur, o ayrı bir şey ama acı kaybımız. Hı. Sağlık olsun. Şimdi böyle bir güldü ben konuşurken mantıyı karıştırınca. Bir kaşığa 40 kaşık ama o kaşık bu kaşık değil. Değil abi zaten ya, bir şey söyleyeyim mi? O, yok, tahta kaşık o. Tahta kaşık. Tabii ya, o tahta kaşık. O kaşık bu şimdi, kaşık tabii değil. Hani artık bu sağ olsunlar sosyal medyadan dolayı herkes gurme, herkes otorite, herkes her şeyi çok çabuk biliyor. Oo, evet. Yorumlar havada uçuyor da. Ama yine de hani daha önce hiç Kayseri mantısı görmemiş ama işte Anadolu'nun farklı yerlerinde mantı yemiş biri. Bu mantıyı gördüğünde önce bir şaşırıyor. Çünkü biz genelde mantı yani suyu daha az, üstünde yoğurt görürüz. Nedir Kayseri mantısının özelliği? Kayseri mantısının özelliği öncelikle bir tahta kaşığa 40 tane sığması, küçüklüğü, içinin reyhan olmazsa olmazı. Bunu çoğu insan koymaz ama reyhan mutlaka olacak. Çok küçük küçük el sıkımı olacak bunlar. Ve bu şekilde hafif sulu, güzel kıvamı... Kurutuluyor. İsteyen fırınlayabiliyor da kurutuluyor. Daha sonra da bunu bu şekilde sunuyoruz. Sunumu da tabii sunumu da şu şekilde. Arzu ederseniz göstereyim. Sunumu da bu şekilde. Misafirlerimiz arzu ederlerse sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt olarak sunuyoruz. Bunu bu şekilde misafirlerimize takdim ediyoruz. Daha sonra baharatlarımızı kullanıyoruz. Olmazsa olmazı sumak ve nanedir. Sende de ne yetenek varmış? Ben seni sadece şey biliyordum. Yani ızgaracı, kebapçı biliyordum. Sende ne numaralar varmış böyle? Kayseri'nin mantısı bu şekilde. Ondan sonra çal kaşık derler. Valla bir şey söyleyeyim. Şahane gözüküyor. Nefis gözüküyor. Şöyle ki bizim menülerimizde mangalda sucuğumuz var, yaprak sarmamız var, içli köftemiz var, sucuk içimiz var. Şimdi onlara şöyle gelelim. Aslında sucuk ekmek özellikle davasında o koymasaya fark etmez. Yok, zengin gözüksün. Sucuk ekmek güzel oluyor ama böyle bir konsept yapmışsın galiba değil mi? Böyle farklı bir şekilde sunum yapmışsın, güzel de olmuş. Tabii bunu genelde sucuk ekmeği biz bu şekilde ara sıcak olarak veriyoruz. Yani Kayseri'ye gelen misafirlerimize atıyorum biraz mantı, birer parça sucuk, ortaya bir kağıtta pastırma söğüş. Böyle tattırabiliyoruz, hepsinden tattırabiliyoruz. Çünkü hepsini aynı anda yiyemeyebilirler. O açıdan böyle azar azar şeklinde gibi kullanıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu sucuk içi değil mi? Bu aslında evet, bu, çok ayrı bir lezzettir bu. Tabii bu Kayseri'de Ramazan'da olmazsa olmazımız. Özellikle söylüyorum Ramazan'da daha çok oluyor. Yakmıyor mu öyle sahurda yediğin zaman yoksa iftarda mı yiyeceksin? Yok, yakmaz. Bu ayrı bir şey bu. Bu sucuk içi olmazsa olmazımız. Sahurda değil de iftara genelde değil tüketiliyor. Mi? Sarımsaklı sucuk içi. Bunu kıyma kavurma gibi olarak görebiliriz ama tadı sucuk gibidir yani. Çok harika bir şeydir. Yani bu yaprak sarı evet. Her yerde kaçmış ama Kayseri'de bu kadar çok iddialı. Aynen böyle küçük kalem gibi sarılması gerekiyor bunların. Benim, çok böyle hamur gibi olmuş maşallah. Arkadaşlar şey yapmışlar, benim kasadan çıkarttılar. Şifresini de kimseye vermiyor musun? Pastırma. Kayacık pastırma artık yani aldı başını. Kayseri, evet. Ya pırlanta gibi altın olmaz. Gibi olduğu için fiyatı evet. Kasada muhafaza etmek gerekiyor. Kayseri pastırması evet şu anda malum artık yapacak bir şey yok. Fiyatlar bu şekilde olmak zorunda kaldı. Pakete giren pastırma açılmaz artık bu saatten sonra. Zor biraz evet. Bir de Kayseri'de bizim... Şimdi onu en sona bırakıyorum. He. Öyle mi? Onu en sona bırakıyorum. Şimdi onu niye en sona bırakıyorum biliyor musun? Ben böyle yıllar önce Kayseri'ye bir geldiğimde, ilk geldiğimde 20-25 sene önce Kayseri çarşıdaki esnaflar dedi ki abi dedi, öğlen bir şey yeme. Bir pastırmalı ekmek dedi yapacağız böyle fırından.
bir de bundan getirmişlerdi. Aman Allah'ım ya. O nasıl bir lezzetti ya. Şimdi bunun içinden bir pastırma çıkacak değil mi? Evet, bu kağıtta pastırma diyoruz. Bunu fırında pişiriyoruz. Önce kağıda koyuyorsun. Kapatıyorsun, tabii, fırına atıyorsun. Ondan yanmaz sonra kağıt. O tabii, o şişiyor, kalıyor, kabarıyor. 3 dakika. 3 dakika. 3 dakika. Hüseyin abi bak, baştan söyleyeyim, üstündekini yemeyeceksin. İçindekini yiyeceksin. Bir açalım, açalım onun içini, bir gösterelim. Evet, açalım. Onu da şu şekilde açalım şefim. Kargo paketi gibi aynı. Evet, yok. Bak ustama bak ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu saç tıraşına geçtikten sonra ustamın yeteneği artmış. Yemin ediyorum ya. Of. Bunun içinde domates var. Tabii, maydanoz domates, var. Domates, tereyağı ve limon olarak. Limon. Tabii limon da bir hafif ekşim tırak bir lezzet veriyor. Harika bir lezzettir. Şimdi yaz kış açıksın burada. Evet, yaz kış sezonumuz burada devam ediyor. Kahvaltı sabah kaçta başlıyor? Sabah saat 8.30'da başlar. Saat 2'ye kadar kahvaltımız devam eder. Ondan sonra bu yöresel tatlar, yine yöresel lezzetler diyelim, her saatte var mı yoksa? Her zaman var. Sadece saat 12'ye kadar, yani sabah 12'den sonra bu lezzetlerin hepsine, etler de dahil, hepsi mevcut. Kahvaltımız saat 2'ye kadar devam ediyor ama 2'ye kadar kahvaltı devam ediyor diye et yok diye bir şey yok. Saat 12'de de gelseler, et yemek isteyenler etini de yiyebiliyor aynı zamanda. Ya mesela biz buraya atıyorum 4 kişi geldik. 4 kişi geldiğimiz zaman şunu dememiz yeterli mi ya? İşte arkadaşlar ya, biz birer tane mantı alalım. Bize bir 4 kişilikte ayarlamayı yapın, işte sucuğunun, iç sucuğunun, kağıtta pastırma, dolma, tadına bakalım dediğimiz zaman o otomatik olarak menü geliyor tabii, mu masaya? Tabii. O şekilde bir menü hazırlıyoruz. İstediklerine doğru. Ya ben atıyorum pastırma yemiyorum diyor mesela. Pastırmayı çıkartabiliyor. Tabii çıkartabiliyoruz. Kokuyor diyor vesaire diyor. Onun için çıkartabiliyoruz. Ya da ben sucuk yemiyorum diyor. Ya mantıyı ben az istiyorum diyor. Ona göre bir hareket çizip ona göre hareket ediyoruz. Şimdi benim oğlum da orada tabii telefonla buluştuğu için gösterme işte telefonla. Biz televizyonda başka çocukları yetiştiriyoruz. Önce tabii kendi çocuğumuzu yetiştireceğiz. Tadına bakacak mısın bunlardan birinin? Bakmayacak. Niye? Bakmaz. Baksın. Şimdi, ama bak şimdi ben çok burada şey kaçırıyorsun. Yok, o şimdi benle seyahatte. Ben şimdi kızımın kıymetini bir kere daha anlıyorum. Sevgili mevsimim, balım, prensesim, kızım, sen olsaydın hepsinin tadına bakardın. Ben bir dahaki seyahatte seni getireceğim buraya. Böyle istediğin gibi baba kız her şeyin tadına bakacak. Sen orada oyun oyna. Bir şey yapmıyorum. Bu ergenler böyle. Senin kıza da buradan çok selam. Sevgili Ali Aram, seni çok seviyoruz. Ali Aram, ama bu defa çekimimizde yoktun, üzgünüz. Ama yine de kalbimizdesin. Seni seviyoruz. Ya o maşallah ya. Allah bağışlasın. Benim için de yeri ayrı olan özel bir çocuk. O tatlı tatlı anlatması şahane. Kardeşim valla ilk geldiğimde seninle kebap vardı. Sonra et çeşitlerin arttı. Sonra kahvaltı, yöreseli koydun. Yeni yerin çok güzel olmuş. İkinci şube sevgili Ümit Usta. Ben böyle dostlarım başarılı oldukça, kardeşlerim başarılı oldukça gurur duyuyorum. Her zaman da söylüyorum, uzayan kol bizden olsun. Allah mahcup etmesin. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben çok yeni bir yerlere gidiyorum buradan. Kim bilir nereye. Ama aklım pastırmada kaldı. Rehber devam ediyor. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Burada başlamıştık. Erdemli Kız Kalesi'nde başlamıştık. Yine burada bu güzel manzarada programa veda etmek istedim. Haftaya uzun bir yolculuğa çıkacağız. Yaz manzaralarıyla, deniz, kum, güneş, doğa sizlerle beraber olacağız. Programla ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz efendim. Rehberden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.